Bedava vs pahalı slime challenge videomuza hepiniz hoş geldiniz. Güneşli bir tatil günden hepinize kocaman sevgiler, selamlar. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla, sevinçle kutlayacağız. Atamıza tekrar minnettarlığımızı sunacağız. Bugün ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesindeyiz. Herkes tatilde. Tamam Gül abla, uzatma. Bir an önce slime challenge'ına başla dediğinizi duyar gibiyim ve size Buse'yi takdim ediyorum. Pusabınız birazcık rahatsız. Bu videoda çok fazla sesi çıkmayacak. Bunun için birazcık üzgünüm. Keşke hasta olmayıp konuşsaydı, beni gıcık etseydi. Hiçbirimiz hasta olmayacak. Olmayalım arkadaşlarım. Hadi bunun için hep birlikte bir dua edelim. Hiç hasta olmayalım, sağlıklı olalım ve çok zeki olalım. Derslerimiz çok iyi gitsin arkadaşlarım. Challenge'ımıza hadi başlayalım. Başlamadan önce bir şey sormam lazım. Bir dakika. Neden bedava? Bunu sen bilmezsen arkadaşlarımız nasıl bilecekler bu seçim? Bak bu sabunları biliyorsun. Benim gözüm gibi sakladım ama biraz kullanmışım. Nasıl gözüm gibi saklıyorsan. Bu benim artık Türkiye'de bulamadığım Nesli Dante diye bir marka var arkadaşlar. Bu sabun değil, bir parfüm adeta. O kadar. Bir dakika, ne yapıyorsun? Ben başlamıştım ama. Hayır. Başlayalım. Bak, Duru sabun. Artık arkadaşlar biliyorsunuz her şey iki katı fiyatına çıktığı için bu sabunlar önceden almıştım. Ve şu anda çok pahalı olduğu için pahalı kategorisine giriyor ama hele de bu adedi 40 liraydı arkadaşlarım. Evet. Çok. Ama zaten yok. O yüzden şu anda ona gözüm gibi bakıyorum. Çok pahalı sayılmaz mı yani burası Buse'cim? Çok pahalı. Kabul ediyorsun, evet. Buse'cim, bu geçen yaz kaldığımız otelde kullanmış olduğumuz sabun. Bu sabunla birkaç sefer ellerimizi yıkadık. Günümüz bitti, dönecektik. Bu sabunu bizden sonra başkası kullanabilir mi Buse? Hayır. Kullanamaz. O yüzden bunu çantama attım. Bu da çok güzel kokuyor. Sabun kokusuna bayılan Gül ablanız. Bu özelliğimi artık herkes biliyor mu arkadaşlarım? Sabun kokularına bayılıyorum. Evet. Bu bedava sabun Buse'cim. Yani buna para vermedik ama bunlara gerçekten bir servet yatırdım, doğrudur. O zaman tamam, ben en sevdiğim sabunlardan, beni mahrum etmediğin için teşekkür ederim. Bak çıkardığı seslere bak. Senin sabunun. Aa, seninki de güzel ses çıkartıyormuş. Bayılıyorum sabunlardan çıkan seslere. Şimdi ben üçünü karıştıracağım Buse. Çok adil olmayacak evet ama belki senin sabunun benim sabunlarımdan daha güzel slime yapacak. Nesli Dante'nin parfüm kokulu sabununu rendeleyerek başlıyorum. Rendelemesi bile farklı ya sabunun. Evet, toz toz. Evet, o kadar güzel kaliteli. O kadar kurumuş ki. Ve o kadar eski ki. En az bak, ağzım sulanıyor. Buse konuşuyor. Evet. Konuşamıyorum. 5 yılı vardır. 5 evet, yıl. Gerçekten çok eski. 5 ya da 6 yıl. Poyraz'da yaşat bile olabilir. Ah, çok güzel. İtalyan sabunuymuş. Türkiye'de artık yok. Bir ara bulmuştum, almıştım. Bu da Protex. Bunu da çok seviyorum Buse'cim. Biz bunu ne yapardık hatırla? Dolaplarımızın içine atardık. O zaman sana bir şey soracağım. Çok güzel kokuyor bu da. 1 milyon abone olduğumuzu ve İtalya'ya gittiğimizde Nesli Dante sabununu stoklamaya gidelim. Fabrikasına gideceğim. Gerçekten İtalya'ya bir gün gidersen bu Nesli Dante fabrikasına gideceğim. Çünkü doğal sabunlar yapıyorlarmış arkadaşlar. El yapımı. Asla kimyasal yokmuş içerisinde. İçerisinde diye bir kelime yok. İçinde. Evet. Hadi bakalım. Biz de köpüğümüzü, yani pofuduk slime yapabilmek için bize lazım olan ham maddeyi elde etmeye başlayalım. Buse çoktan elde etti galiba. Ama istediğim kadar. Benim bu pahalı. Çok pahalı. En lüks sabunlarım köpürmüyor mu yoksa? Oğlum, sana bir gerçek söyleyeyim mi? Söyle. İyi sabun köpürmez. Aa, gerçekten mi? Evet. Ben de bulaşık sabunları köpürüyor diye çok çok daha kaliteli olduğunu zannediyordum. Bazı sabunlar köpürmüyor. Bir daha bunları almayacağım diyordum. İyi şampuanlar da köpürmezmiş. Ay bak, onu biliyorum gerçekten. Doğru ya. Bu mantıklı gitseydim herhalde şu anki duruma pek de şaşırmazdım. Bakayım. Bak bu kadarcık. Yine de iyi oldu yani. Ya bu kadar da mı köpürmezmiş? O zaman bu sabunlar çok da iyi değiller miymiş? Şimdi Buse'cim, sen slime'e asla hiçbir şey koymuyorsun. Bedava olduğu için aynı zamanda ucuz özelliği de taşıyorsun. Evet. O yüzden asla slime'ına başka bir şey eklemiyorsun. Yani bir tek... Tutkal ve borakslı su. Tamam, olur. Ben ise yine tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü derken? En lüks hologram boyalar. Tıraş köpüğü derken? Evet, tıraş köpüğü de ekleyeceğim. Köpüğüm hazır. Benim köpüğüm sanırım daha tıraşımsı, köpüğümsü oldu. Buse'nin köpüğüne bakalım. Ay, Buse'nin köpüğü çok hafif. Fazlaca su eklemiş olmalı. Hadi bakalım, boyalarımızı ekleyerek başlayalım. Ben olabildiğince pahalı bir slime yapmaya çalıştığım için her malzemeden azıcık azıcık koyacağım. Şöyle yeşil. Sadece yeşil mi yapsak acaba? Renk çok güzelmiş. Tamam, karıştırmasak mı? Ya da karıştıralım. Pembe ve birazcık da sarı alıyorum. Sonra içine birazcık vücut pulu ekleyeceğim. Çok yakışıyor slime'lara. Ne kadar güzel oldu. Sonrasını falan eklerim ama çok heyecanlıyım. Bakalım slime gerçekten olacak mı, tutacak mı diye. Sadece bir tüp kullanma hakkın var Buse'cim. Oldu canım. 3 tüp kullanacağım. O zaman en az tutkalı kullanan da challenge'da kazanma şansını artırır da diyebilir miyiz Buse'cim? Kaçıncıdasın? Daha güzel olur. En az tutkalı kullanan kazanır. Direkt böyle diyelim. Evet. Direkt böyle diyelim. Tamam. Benim 2. Senin? Benim de 2. Hmm. Ve yeter bu kadar. Tamam. Bana da yetecek o zaman. Mecbur yetecek yani. Karıştır karıştır karıştır. Borax kullanmama gerek kalmadı desem. Buse bakar mısın? Nasıl oldu bu? Buse bak.
Evet. Gördünüz, asla boraksız su eklemedim Buse. Buse. Ben i̇nanılır, de arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Anne ben arkadaşlar, de şey oldu. Arkadaşlar. İnanamıyorum. Boraks. No boraks. No. Boraks. Hayır. Tehlikeli. Zararlı. Diyorsak eğer. Vay canına da vay canına. Benim sabunlarıma bakın siz, hele nasıl var. Ya inanamıyorum. Buse sadece sabun ve tutkal muhteşem güzel slime yapmaya yeterli oluyormuş. Ne ekledin? Biraz bir şey gördüm sen. Boraks ekledim birazcık. Ekledin. Ben eklemedim arkadaşlarım, işte böyle. Tövbe ederiz. İnanılır mı? Sen eklemişsindir ya. Asla eklemedim. Bak Buse, istersen hemen yaparım. Hiç durdurmadan. Buse bir de kopsa ya. Aa. Buse benimle hiç ilgilenmiyorsun. Buse aynen, kopmuyor bile. Bu üçlüye dikkat edin arkadaşlar. Protex, Duru ve Nestidante. Nestidante'yi nereden bulursunuz bilmiyorum. Ben bulamıyorum ama lütfen araştırın. Mutlaka bulacaksınızdır. Gerçekten ben bununla ellerimi yıkadığım zaman, kollarımı yıkadığım zaman parfüm kullanmıyordum. O dereceydi yani. Doğru mu Buse? Doğru. Teyit et beni. Ve bu kadar güzel bir slime'de asla beklemiyordum. Buse tutar mısın? Bir dakika. Şu an kendi slime'la ilgileniyorum. Ama kopmuyor. Ve asla boraksı eklemedim. Çıkan ses Buse. Boraksı eklemeyecektin. Hayatının hatasını yaptın. Zaten sabunun içinde borik asit diye bir şey var. O ne demek? Yani boraks ham maddesinin sabunlarda kullanıldığını anlamına geliyor. Ay cümle bir türlü beceremedim ama rengimde, dokumda, yapımda, her şeyimde slime challenge'ı kazanmama yetecek derecede arkadaşlarım. Neden uzun cümleler kurmaya çalışıyorsam? Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Hadi o zaman bir şarkı söylenir. Hadi götür beni aya, aya, aya. Ay 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 ay. Ay ay ay. Arkadaşlarım ya. Şu anda aşırı derecede şımarık olduğumu lütfen maruz görün. Affedin. Dedi ki beni götür aya, aya, aya. Slime çok güzel oldu arkadaşlar, aya. Bakın. Böyle bir şey olabilir mi? Boraks yok. Slime oldu. Tıraş köpüğü. Hani nerede tıraş köpüğü? Sıkacaktım. Üzerine ekleyecektim. Sıfır. Bu ne Buse? Senin slime'ın. Buse. Benim slime arkadaşlar. Göz yanılması oldu az öncesinde. Tamam bekleyin. Hemen. Bak madem öyle boraks ekledin dedin sen bana. Bekle. Şu an hiç vaktim yok. Acil çıkmam gerekiyor. Çünkü ojelerim rengini değiştireceğim arkadaşlar bugün. Evet, bu ojelerden kurtuluyorum. Biraz hatalı olmuştu. Siz onları fark etmediniz ama deformasyonları var bazı yerlerde. Yapıldığı gün biraz hatalıydı. Ben de artık bu arkadaşıma yaptırmıyorum. Çünkü ben bunun için 2 saatimi harcıyorum. 2 saat benim için çok önemli. O 2 saatte sizler için video hazırlayabilirim. O yüzden başka bir arkadaşıma gideceğim şimdi. Bakalım o başka arkadaşım bana hangi renk oje yapacak. Bunlar böyleydi. Siz sarı istemiştiniz. Sarı yapmışım. Bakın. Buralarda deformasyonlar var. Bunlar artık olsun istemiyorum. Beni biraz rahatsız ediyor. Simetri takıntım var biraz. Evet Buse'cim görüyorsunuz değil mi? Bakın hem konuşuyorum, asla bak. Gördüğünüz borak su bende bile değil. Üçünü de ekledim. Yani ben slime'ını bozdum galibacım. Ne? Azıcık borak su koymuşum. Ne? Evet. Sebep? Çok elime yapışıyordu diye borak su koydum. Benim elime yapışmadı. Sen bana sormadan bana ait olan bir şey üzerine nasıl hak sahibi olup da nasıl bir şey ekleme gereği duyarsın? Neden bu kadar olsun cümleler kuruyorsun? Hadi bana renk beğen. Bir tane rahat koyacaksın. Hayır lütfen karıştırma, lütfen. Hem de kendi kaşığını karıştırıyor. Kim bilir üzerine ne sürdün? Boğarak da batırmıştım. Tamam. Renk beğen. Ya Buse lütfen bak. Olmayacak. Arkadaşlar şu an bunu izlememiz çok saçma çünkü boğarak su kattım. Hadi çıkalım aya. Çıkalım mı? Oradan geçelim yıldıza. Çıkalım mı? Hadi gidelim aya. Gidelim mi? Hadi git. Buse, lütfen Buse. Ne? Ben hiçbir şey yapmadım. Ben biraz şey ekleyelim. Abi beklememiştim. Bu slime'ın böyle olmasının sebebi ne Gül abla? Tamam. Yani sebebi birazcık daha Nestidante. Biraz öncekinde çok fazla vardı çünkü. Birazcık Protex. Tıpkıya gerek yok. Arkadaşlar gerçekten şu an aşırı derece suçlu hissediyorum kendimi. Lütfen bana inanın, ben ona borak su falan katmadım. Gerçekten katmadım. Ama neden olmadığını anlamıyorum. Tam birazcık daha sabun köpürtebilir miyiz? Bir bakabilir miyim? Neye bakacaksın? Hadi gel. Bazı geçmiş sevdadan borak su katalım anne. Kat bari ama onu katmamıştım ki ben. Tamam dur. Ama diğerini asla katmamıştım. Evet. Ya neler oluyor burada? Bana inanıyorsunuz değil mi arkadaşlarım? Lütfen inanın. Gerçekten katmadım. Ve ben şimdi acelem olmasaydı bunu tekrar denerdim. Hani onun ölçüsünü az çok biliyorum. Bak benimki gibi oldu değil mi? Evet benimki gibi oldu. Sabunla boraks birleşince çok kötü bağırsak görüntüsü yapıyor arkadaşlar ve kopuyor. Senin bağırsakların öyle mi Buse? Bak. Lif. Kopuyor. O zaman ben birazcık su ekleyeceğim. Ay bu slime'ı da ne güzel yapmışım arkadaşlar. Az su ekledim de düzeldi.
Ne? Su ekledim ve düzelecek. Hani düzelmiş? Birazcık onunla ilgilenmem gerekiyor, böyle yoğurmam. Bakın. Sakinleştirmem gerekiyor sabun. Bak uçalarını. Bu soslam benim. Slime'ı sahiplenme. Ve slime challenge'ımızı artık bitiriyoruz arkadaşlar. Yaptım, sen lütfen kabul edin. İyi butonda oylarınızı bana doğru kullanacağınızdan eminim. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Atamıza bize eşsiz bir hediye, Cumhuriyeti verdiği için teşekkür ediyoruz. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın diyorum.